Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkler ve Müslüman adatları işleyeceğiz arkadaşlar. Türkler Gök Tanrı inancına mensuptur. Geniş bir coğrafi alanında yaşayan Türk boyları zaman içerisinde çeşitli dinlere inanmışlardır. Örneğin Göktürklerin bir kısmı Budizm'e, Uygurların bir kısmı Manizm'e inanmışlardır. Hazarlar, Müsevi, Peçenek ve Bulgarlar Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. İslamiyet dışında dinlere inanan Türk boyları zamanla asimile olarak milli benliklerini kaybetmişlerdir. Türkler ile Müslüman Arap arasındaki ilişki bakılacak olursa tarihi süreçteki gelişimi şu şekilde olmuştu. Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar İran fethi Sasani devletine son vermeleriyle iki taraf komşu olmuşlardı. Hazreti Osman dönemi Müslümanlar Araplar ile Türkler arasındaki ilk savaş yaşanmıştır. Kafkasya cephesini ilerlemek isteyen İslam ordusu bölgedeki Hazar'a karşılamışlardır. Eneviler döneminde izlenen Arap milliyetçiliği bağlı olarak ilişki, mücadele ve savaş şeklinde gelişmiştir. Eneviler Türk topraklarının yönetimi, fethi hareketleri, savaşları artmıştır. Eneviler döneminde Türklerin İslam dinine girişi yavaşlamıştır. Abbasiler döneminde izlenen hoşgörü politik sayesinde Türkler ve Müslümanlar, Araplar ve arasındaki ilişkiler iki yönde gelişmiş ve Türkler arasında İslamiyeti yayılmaya başlamıştır. Evet, devam ediyoruz. Talas Savaşı 751. Nedeni? İkinci Gölcük Devleti yıkılmasından sonra Orta Asya'da otorite boşluğu meydana geldi. Çinliler ve Müslüman Arapların bölgedeki otorite boşluğunu doldurmak ve İpek yoluna hakim olmak istemeleridir. 751 yılında Çinliler ile Müslüman Arap Talas'ta bölgesindeki karşı karşıya gelmişlerdi. Gerçekleşen bu savaşta Karluk Türkleri Müslüman Arapları destekleyerek Çinlileri savaş kaybetmeye önemli rol oynamıştır. Türklerin Arapları desteklemesindeki Orta Asya tarihi boyunca sürekli mücadele halinde oldukları Çinliler Orta Asya'ya hakim olmalarını istemeleri etkili olmuştur. Bu hastalık beni öldürecek ya. Sonuçlar Orta Asya'da yönetilen Çin tehlikeli engellemiştir arkadaşlar. Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ticari ilişkiler artmış. Buna bağlı olarak Türkler İslam dünyasını daha yakından tanımaya başlamıştır. Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Türk İslam tarihi başlangıç olmuştur. Dünya tarihi bakımından en önemli sonucu Çin esirlerinden öğrenilen teknik sayesinde ilk defa Çin dışındaki kağıt üretimini gerçekleştirmiştir. Bu olayla bölgedeki kalmayarak Haçlılara seferiyle Avrupa'ya geçmiştir arkadaşlar. Kağıt ile birlikte matbaa, barut, pusula ve mürekkep gibi uluslar dünyaya yayılarak daha sonra yaşanacak birçok olaya zemin hazırlamışlardır. Türklerin İslamiyet'e girişi arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'e giriş nedeni Türk Orta Asya'daki gelenek Gök Tanrı inancına sahip olmuşlar. Orta Asya'daki göç eden Türklerin boylarının bazıları gittiği bölgelerde değişik dinlere inanmıştı. Bu boyların birçoğu zamanla asimile olarak Türklük özelliklerini kaybetmişti. Türk tarihi Türklerin İslam dini ile tanışmasıyla birlikte değişmeye başlamıştı. İslamiyet dinine giren Türk boyları ilerleyen yüzyıllarda bu dinin en önemli sonucundan konumuna gelmişlerdir. Türklerin İslamiyet dinine girişinin nedeni şunlardı. Gök Tanrı inancı ile İslamiyet'in kurallarına birbirine benzer olmazdı. Türkler töre ve İslam'daki toplumsal danışmanın aynı özellikleri içermesi. Türklerdeki dünya hakimiyeti anlayışı olan cihan hakimiyeti düşünce ile İslamiyet'teki dünyanın her yerini İslam dini götürmeye işi düşüncesi olan cihat anlayışının benzerliği. İki inanç sistemi de eşitliğinde temel alınması, başta din adamları olmak üzere hiçbir zümreye ayrımcılık yapılmaması arkadaşlar. Hastalık çok, kusura bakmayın çok hastayım, neyse devam ediyoruz. Abbasiler hoşgörülere davranmalı ve Türklere güvenerek devlet kademelerini görevlendirmeleri, Türklerin İslam dünyası hizmetleri, Türk Atalas Savaşı ile birlikte İslam dinini kitleler halinde seçmeye başlamış. İlk olarak Türk boyları arasında Karluk Müslümanlığı kabul etmiştir. Karlukları ile başlayan Türklerin İslam dünyası hizmeti artarak devam etmiştir. Türklerin İslam dünyasına yapmış oldukları hizmetleri şu şekilde yapabiliriz. İslam dünyası içinde çekişmeleri ve kargaşalar büyük oranda sonlandırmaya çalışmışlardır. İslam halifesi kurucuyu üstlenmişlerdir arkadaşlar. Devam ediyoruz. İslam diyarlarına ve toprak düşmanlarına karşı korumuşlardır. Anadolu, Balkanlar, Afganistan, Hindistan ve Orta Asya'daki bir bölgede İslamiyet'in yayılmasında katkı olmuştur.
İslam kültür medeniyeti katkıları olmuştur. İslam dünyası siyasi birliği sağlamaya çalışmıştır. Farklı coğrafyalar bulunan beraberlik ve Ecemler gibi kavimler Türkler ile aynı dönemde İslam dinini kabul etmişler. Kuzey Afrika'da yaşayan Berberililer, Emevilerin bölgedeki fethetmesinden sonra Müslüman olmuş ve zamanla Araplaşmışlardı. Genellikle İran bölgesinde yaşayan Acemler İslam dinini kabul ettikten sonra Arap kültürünün etkisine kalmışlardır. Oğuzlar İslamiyet. Oğuzlar ve İslamiyet. Oğuzlar kelimesi boylar, kabileler, kalabalık, sülale anlamına gelmektir. Oğuz ismi bazı tarihçilere göre etnik bir boy değil. Doğrudan Türk kabileleri şeklinde anlamlandırılmaktadır. Arapların Güz, Bizanslıların, Romacaların, Uzlar, Rusların, Tork adı verdikleri Oğuzların ne zaman beri tarih sahnesinde yer aldıkları net olarak bilinmemektedir. Bazı bölgeleri Oğuzların Kürt Türk devletinin çökmesiyle birlikte tarih sahnesinde görülmeye başladığını belirtmektedir. Oğuz kelimesi ilk olarak Orhun kitaplarına geçmektedir. Türklere ait olan Oğuzlar destanlarının bahsedilme kahramanı Asya Hun devleti hükümdar Mete Han olabileceği öne sürülmektedir. Destana göre Oğuz Kağan'ın 6 oğlu vardır. İlk 3 oğlu uçaklar, diğer 3 oğlu ise bozuklar denilmiş. Toplam olarak Oğuzlar 24 boydan oluşmaktadır arkadaşlar. Oğuzhan, bozukların Yunhan, Kayı, Bayat, Alevi, Karaveli, Ayhan, Yazır, Düyer, Dudarga, Yaparlı, Yıldızhan, Avşar, Kızık, Beydili, Karkın, Uçaklar, Gökhan, Bayandır, Peçenek, Kavuldur, Çepeni, Doğahan, Sualur, Aymur, Halahın, Üreyir, Denizhan, Iğdır, Buydüz, Yuva, Kınık. Bunları da tam olarak okuyamadım tabii ki arkadaşlar, biliyorsunuz ki hastayım. Hastalık zor, evet. Tarihte birçok Türk devleti Kur'an Oğuzların bilinen ilk devletleri Uygur devletlerinin yıkılmasından sonra kalıplar Oğuz Yapku Devleti. Bu devletin dağılmasından sonra Oğuzlar değişik bölgelere geçmişti. Bazıları batıya giderken bazıları Horasan'la bölgesine gelerek Selçuklu Devleti'ni kurmuş. Selçuklu Bey Oğuz Yapku Devletleri'nin subaşı, yeni ordu komutanı olarak görevi yapmaktaydı. Selçuklu Bey Yapku ile arasında açılınca boyu ile birlikte 960 yıllarında Cenç şehrine girmiştir. Bu bölgede İslamiyet'e girdikleri tahmin edilmektir. Cenç bölgesinde güçlenen Selçuk Bey bağımsızlığını ilan etmiştir. Oğuzlar Türk ve dünya tarihine damgasını vuran Türk boyudu. İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar Türkmen olarak alınmaya başlamıştır. Tarihte kurulan Büyük Selçuklu, Karayonlu, Akkoyunlu, Türkiye Selçuklu, Safiye Osmanlı Devleti ile Cumhuriyeti kuran Türk Oğuz boylarındandır. Bugün Türkmenistan, Irak, İran, Azerbaycan, Balkan, Suriye ve Türkiye ve Suriye'de yaşayan Türk Oğuzları soyundandır. Devam ediyoruz. Karahanlı Devleti 840-1212. Karahanlı dönemi siyasi olaylar 840 yılında Karluk, Yalmaç, Yiğil ve Tusi gibi Türk boylarla bir araya gelmesiyle Orta Asya'daki kurulan İlk Türk İslam Devleti'dir. Karluk Yapku, Uygurların siyasi karşılıklı içerisinde olmasında yararlanarak bağımsızlığı ilan etmiş başkenti Balasugun şehridir arkadaşlar. Karahanlılar ilk hükümdarı Bilge Kadir Han'dır. Devletini Türk töresine uygun olarak ikili teşkilata göre yönetmiş. Karahanlılar ilk olarak Samanoğulları ile mücadele etmişlerdi. Bu mücadelelerin esnasında Karahanlılara sığınan Samanoğlu Devleti Hanedanı'dır. Nasr ismi İsimli biri Saltuk Burhan dostluk kurarak onun Müslüman olmasını sağlamış. Saltuk Burhan Müslüman olunca Abdülkerim adı almıştır. Bir süre sonra devletin başına geçen Saltuk Burhan 900 yıllar başlarında İslamiyet resmi din olarak kabul etmiştir. Devlet en güçlü dönemi Yusuf Kadir Han zamanında yaşamıştır. Karahanlı gazileriyle bir ittifak kuran Samanoğullar devletine son vermiştir. Mürevinnehir bölgesindeki hakim olan Karahanlılar bir müddet sonra gazileri ile arası açılmıştır. Gazileri ile yapılan mücadeleyi kaybeden Karahanlılar hanedan üyeleri arasında yaşanan taht kavgaları sonrasında 1242 yılında ikiye ayrılmıştır. Doğu Karahanlılar merkezi önce Balasugun sonra Kaşgar olmuştur. Selçukluların hakimiyetinde yaşamış 1211 yılında Moğol Karahanlıları tarafından yıkılmışlardır. Batı Karahanlılar merkezi önce Özkent sonra Semerkant olmuş devleti 1212 yılında Hazemşahlar yıkmıştır. Karahanlıların özellikle Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti Türk İslam kültürüne başlangıcı olmuştur. Türk İslam mimarisi ve edebiyat temelini ilk kez bu dönemde atmıştır.
İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen Türk özellikleri korumaya başlamış ve Türk kültürüne önem vermiş Uygur alfabesi kullanarak Türkçe'yi resmi dil ilan etmişlerdir. Türk kültürüne önem vermeleri ve Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden ulusçuluk anlayışının bir göstergesidir arkadaşlar. Ulusçuluk anlayışının olmasının en önemli nedeni devletin kurucuları ve halkın Türklerden oluşmasıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük buraya kadardı. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız sevinirim. Öğrenciyiz, lütfen kanalımıza abone olun.